bizim taş ocağı dediğimiz olaya eğer onlar mağara demeye başlamışsa ve böyle devam ederlerse bir ilgi odağı haline geliyor. Defineciler, kazıcılar vesaire. Biz insanlara son işte 15-20 bin yıllık Göbekli Tepe'de daha da erkenden, çok daha erkene götürerekten o Anadolu mirasının birer damlası olduğunu anlatabilirsek korumasını da sağlayabiliriz. Tünelleri, geçitleri ve galerileriyle keşfedilmeyi bekleyen bir mekan. Bilinen en az 2000 yıllık geçmişiyle görenleri kendine hayran bırakan bir taş ocağı, Bazda Mağaraları. Peygamberler şehri olarak da bilinen Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alıyor. Bazda Mağaraları 2010 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Ancak yeraltı şehri görüntüsüyle turizme kazandırılması beklenirken yaşadığı tahribat, tarihe ve sanata saygıyı bir kez daha gündeme getirdi. Bazda Mağaralarının geçmişi yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor. Söz konusu olan Bazda Mağaraları olunca sabit bir dönemde veya şu dönemde başladı, bu şu dönemde bitti diye bir şey söylemek oldukça zor. Çünkü bizim mağara olarak nitelendirdiğimiz alan aslında uzun bir dönem çevredeki yapıların inşaatında kullanılan taşların tedarik edildiği taş ocakları. Hal böyle olunca bir kaç yıllık bir kullanım alanından ziyade belki de yüzlerce yıl boyunca kendi bulunduğu alan ve yakın ilişki içerisinde bulunduğu çevre yerleşimlerinin, büyük anıtsal yapılarının, taş ihtiyacının kullanıldığı bir alan söz konusu olunca işte şu tarihte başladı ve şu tarihe kadar kullanıldı demek oldukça zor. Ama kabaca ne söylenebilir Bazda Mağaraları için? Kuvvetle muhtemel bölgedeki yapıların taş analizleriyle Bazda Mağaralarının ya taş ocaklarının taş analizlerini de katarak söylemek gerekiyor. 2000 yıllık bir alandan söz etmek mümkün Bazda Mağaralarını konuşunca. Harran ve çevresi oldukça fazla tarihi zenginliklere sahip. Ancak uzun zamandır çözülemeyen bir sorun var. Eserlerin gelecek nesillere miras olarak kalması için korunamaması. Harran'daki Bazda Mağaraları da bunlardan biri. İnsanların aidiyet hissetmesini sağlayamazsınız bir alan ile, siz istediğiniz kadar tedbir alın koruyamazsınız. Bazda Mağaraları gibi bir alanda da bölge insanının onun ne olduğunu anlaması, algılaması gerekiyor. Bizim taş ocağı dediğimiz olaya eğer onlar mağara demeye başlamışsa ve böyle devam ederlerse, mağara eşittir içinde bir gömü olabilir, efendim söyleyeyim bir şey olabilir, hazine olabilir ve benzeri şeyler konuşulabilir. Hal böyle olunca bir ilgi odağı haline geliyor. Defineciler, kazıcılar vesaire. Bunu da bir kenara bırakırsak gençlerin, efendime söyleyeyim öğrencilerin vesairenin işte gittikleri, aşklarını duvara yazdıkları boş tahtalar olarak da görülmeye başlıyorlar. Neden? Çünkü bizim kuvvetle muhtemel eğitim sistemiyle beraber bunların nasıl bizim bir parçamız, bizim tarihimizin bir parçası olduğunu algılamaları gerekiyor. Ama maalesef ki süreç böyle işlemiyor. Sadece Bazda değil, Türkiye'deki birçok tarihi eser ve kalıntı defineciler ya da bilinçsiz kişilerce tahrip ediliyor. Genellikle İslami bir yapı veya efendime söyleyeyim 1071'den sonra oluşan bir yapının Anadolu'nun öz kültürü kabul edildiği varsayılıyor. Ama biz insanlara son işte 15-20 bin yıllık Göbekli Tepe'den daha da erkenden, çok daha erkene götürerekten o Anadolu mirasının birer damlası olduğunu anlatabilirsek korumasını da sağlayabiliriz. Unutmayın, belediyeler bir şehri temizleyemeyeceği gibi devlet her alanı veya her tarihi eseri de koruyamaz. Bir şehri temizleyecek olan o şehirde yaşayan meskun insanlardır, belediyeler değildir. İnsanları eğiterek siz bir şehri temiz tutabilirsiniz. Tarihi eserleri de aynı şekilde insanların aidiyet bağlamlarını oluşturarak koruyabilirsiniz. Peki geçmişte taş ocağı olarak kullanılan Bazda Mağaraları turizme kazandırılabilir mi? Aslında bir turizm rotasında olduğunu söylemek gerekiyor. O bölgede bulunduğum sürelerde veya oradaki çalışmalarda yer aldığım dönemlerde Şuayb şehrinden efendime Soğmatar mağaralarına, efendime söyleyeyim oradaki hanlardan şeye kadar, Harran'a kadar aslında çıktığınızda
Harran yoluna doğru çıktığınızda uzun bir parkurunuz var. Turizm deyince aklımıza sadece şey gelir. Hani turist gelsin, geçsin, fotoğraf çeksin. Hayır. Etnik turizm yaptırabilirsiniz. Mesela Harran bölgesindeki kadınların dövmeleriyle ilgili bir tur programı çıkarırsınız. İnsanlar gelir, o dövmelerin peşine düşerken bazı da mağaralarını görür. Dağcılık kulüplerini davet edip dalışlar yapmalarını sağlayabilirsiniz. Çok derin şeyler var çünkü, ocaklar var orada. Bunlarla kombine edebilirsiniz. Bölge halkı Bazda mağaralarının turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların hızlandırılmasını istiyor. Halk ayrıca duvarlarına zarar verilmesinin önlenmesi için de yetkililerin daha duyarlı olması konusunda çağrı yapıyor.